Emekli olduktan sonra Türkök'le tanıştım. Yaklaşık bir 10 yıldır Türkök ailesinin içindeyim. Türkök'ün projeleri çok amaçlı. Bazen daha çok kişiye ulaşmak için, bazen daha çok kitap üretmek için, bazen de farkındalık yaratmak için. Daha önce yarattığımız Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor isimli projeyle, yürüttüğümüz projeyle çok güzel geri dönüşler almıştık. Doktor Ötker'in Tatlı Tarifleri kitapçığı da evde tatlılarını tatlı tatlı yapmak isteyen beylere ve hanımlara yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bunu hem kabartma hem de sesli olarak hazırladık. Kabartma bilenler kabartmasından, bilmeyenler ise seslisinden yararlanacaklar. Çiğdem Uygun, Türkiye Görme Özürler Kitaplığı Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmaktayım. Çok mutluyum. Böyle değişik projelerde bir arada oluyoruz. Bu projelerin ve ürettiklerimizin amacı görmeyenlerin sosyal yaşamlarında ve kültürel yaşamlarında farkındalık yaratmak. Bunu da sizinle, Doktor Ötker'le bir kısmını gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Kaner, kuruluşundan beri Türkök'te çalışıyorum. Yönetim kurulundayım ve üretim sorumlusuyum. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz. Yani hem üyelerimizde ders kitapları hem böyle çeşitli yararlı projelerle onların hem eğitimlerine hem sosyalleşmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışırken de tüm gönüllüler adına da bunu söylüyorum. Kendimize de büyük katkılarımız oluyor. Yani iki taraflı kazan kazan bir ilişki var aramızda. Ben Beynun Özkan, emekli İngilizce okutmanıyım. Öğretmenliğim sırasında görme engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza çok büyük haksızlıklar yapıldığını, fırsat eşitsizliği karşısında çaresiz kaldığımı hissettiğim için bu fırsat eşitsizliğine itirazım oldu. Ancak Türkök'le tanıştıktan sonra bu konuda bir adım atabileceğimi, kişisel olarak katkım olabileceğini düşündüm. Türkök düşündüğümden çok daha büyük bir kuruluş, bir enerjiydi. Bana da çok katkısı oldu. Çok teşekkür ederim Doktor Ötker'e. Küçüklüğümden beri tanıyorum Doktor Ötker'i. Kolaycı bir insan olduğum için bana büyük fırsatlar. Ben Tomris Döz, Türkiye Görme Özürler Kitaplığı Gönüllüsü ve Dernek Üyesiyim. Mesleğim iç mimarlık ve endüstri tasarımcılığı. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı'nda gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, özellikle görmeyen gençlerin eğitimine ve görmeyenlerin okumasına yardımcı olmak büyük bir mutluluk. Bu iş için buradayım. Merhaba, ben İlknur Ateş. Emekli endüstri mühendisiyim. Çok güzel bir tesadüf sonucu Türkök'le tanıştım. Ve hakikaten yani çok doğru bir yerde olduğuma inanıyorum. Umarım başka yerlerde de bu tür projeler devam eder. Çünkü gerçekten aklımıza gelmeyen çok ihtiyaçlar var. Ben Zeynep Narter. Türkök, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nda 2006 yılından beri bulunmaktayım. Yavrubal Arısı dergisinin çıkartılması konusunda çalışmalar yapıyorum. Benim için çok önemli bir iş yapıyorum. Hem dernek için, hem görme özürlü üyelerimiz için ve hem de kendim için kabartma, braille yazısını okumayı ve yazmayı öğreniyorum. Görme özürlü insanlarımıza yardımcı olmaya çalıştığım için çok mutluyum. Ben İknur Önder. Türkök'te 6 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Burası bize çok şey kattı. Hem manevi olarak, hem bilgi olarak. Kabartma yazı öğrendim. Kabartma yazı kitaplarının düzenlemesini yapıyorum. Onları baskıya hazırlıyorum. Burası dipsiz bir kuyu giren hem çok mutlu oluyor, ikinci evimiz gibi. Herkese teşekkür ediyorum.
Zehar Çöp. Türgök'te gönüllü olarak çalışıyorum 5 yıldan beri. Çok güzel projelere adım atıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz ve çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kazanıyoruz. Görmeyen arkadaşlarımız için ufacık bir yardımımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Gerçekten Türgök bağımlılık yapıyor. Ve cumartesi demiyoruz, geç saat demiyoruz. Hep oradayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki Türgök var. Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba, ben Fügen Başar'ın. 8 yıldır sanırım Türgök ailesinin içindeyim ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hani biz mi onlara yardım ediyoruz, onlar mı bize yardım ediyor onu ben bilmiyorum. Burada çok geliştiğimi biliyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım. Kabartma yazı öğrendim yeni bir dil gibi. Doktor Ötker'e de farkındalığı için teşekkürler. Adım Hava Okumuş. Ben emekli olduktan sonra Türkiye Görme Özürlüler Kütüphanesi'ne gönüllü olarak kaydoldum. Gönüllü çalışmak orada gerçekten büyük bir keyif. Ama büyük kuruluşların, Doktor Ötker gibi, bu tür kuruluşları desteklediğini görmek daha başka bir keyif.